Türkiye âli menfaatleri gereği dünkü efendim politika çok doğrudur. Kıymetli Cem Kaya çok güzel ifade etti, dinledim. Mursi'den beri süren politikaları çok doğrudur. 12 yıllık süren bu görüşmeme trafiği, ayrılık da, bu da doğrudur. Çünkü bir dengeler sağlanması gerekiyordu. Türkiye'nin efendim gücünün gösterilmesi, Türkiye'nin gelişmesinin efendim temini noktasında bir hamle yapması gerekiyordu. Şimdi Türkiye bu noktada 12 yıl çok küçük bir zaman gibi gözükse de aslında 12 yıllık sürece baktığımız zaman Türkiye bölgenin güçlü ülkesiydi. Şimdi bölgenin oyun kuran ülkesi haline geldi. Dolayısıyla İsrail'le bizim iki her alanda yaptıkları katliamın hesabını sormak ve efendim bir terörle olan kucaklaşmasını önlemek için mücadelemiz sürerken Mısır'la da efendim dostluk ilişkilerimizin paralel olarak sürmesi lazım. Neden? Mısır, kıymetli Cem Kaya da ifade etti. O bölgede hem yüz ölçümü olarak, hem askeri altyapı olarak, hem de tarihi derinlik olarak ve stratejik bir coğrafyada yer alması sebebiyle Akdeniz'in güvenliği, Kıbrıs'ın güvenliği, hatta ve hatta bizim güvenlik sınırlarımızın başlangıç noktası diyebilirim ben. Doğu Akdeniz'deki güvenlik sınırlarımızın başlangıç noktası diyebilirim. Bu anlamda çok önemli bir görüşme olmuştur. Bu görüşmeyi tabii ki sosyal medya çukurunda bir takım farklı alanlara çekenler, farklı değerlendirmeler yapanlar vardır. Vardır. Çünkü neden? Farklı merkezlerin, istihbarat kuruluşların aparatı durumunda olan efendim bu troll ordusu harekete geçiyor. Bir düğmeye basıyorlar. İşte dün böyle söylüyordunuz, bugün niye böyle söylüyordunuz? Evet, dün Türkiye öyle söylemesi gerekiyordu, öyle yapması gerekiyordu. Çünkü dünyadaki konjonktürel siyaset onu gerektiriyordu. Bugün bölgedeki gelişmeler, oradaki efendim dünyadaki yeniden şekillendirilmek istenen ekonomik varlıklar. Bakın oraya birazcık bir dikkat, 2 dakika vaktimiz varsa bir dikkat çekmek Evet. istiyorum. Bugün Hindistan'ın uygulamaları, efendim Çin'in efendim efor kaybediyor, üretim aksları efor kaybettiğini düşündüğümüz zaman dünyada yeniden bir ekonomik yapılanma olacak. Bu ekonomik yapılanma sadece efendim enerji yatakları üzerinde değil, finans, para sistemleri, yeni rezerv para sistemleri gibi ekonominin araçlarının da el değiştireceği. Çünkü Hindistan'ın ve Çin'in, Rusya'nın yeni bir para efendim rezerv para arayışları var. Bunlara karşı ABD'nin o bölgede, kıymetli Sayın Hocam çok daha iyi bilir, o bölgedeki işte bu NATO'nun genişleme süreci filan da aslında ekonomik boyutlarıyla da değerlendirmek lazım. Ben kaynaklı sadece efendim bölgesel veya coğrafi değişim değil, paranın da el değiştirileceği veya rezerv paranın da ülkelere yeniden dünya ekonomik sistemi içerisine güç tahkim edeceği için. Dolayısıyla böyle de bir mücadele var. Enerji koridorlarının, ticaret koridorlarının sahibi olacak ülkeler, bunlara hakim olacak ülkeler gelecekte dünya ekonomik düzeni içerisinde de söz sahibi olacaklar. Türkiye bunları devlet aklıyla, 1000 yıllık aklıyla hakikaten okuyup gerek askeri stratejiler anlamında, gerek sistemleri anlamında, gerekse ekonomik boyutu anlamında farklı önlemler alıyor. Bu önlemlerden bir tanesi devletler topluluğunun bir finans ortak finans IMF'sinin kurmuş olması, İstanbul'da bir finans merkezinin oluşturulmuş olması ve bugün açılmış olması. Çünkü paranın yönünün doğuya doğru, hatta Asya'nın güneyine doğru kayabileceği öngörüleri vardır dünyadaki ekonomistler tarafından. Dolayısıyla Mısır'la olan ilişkilerimiz de bu bölgenin güçlü ülkesi ve hakikaten Mısır deyince sadece müstakil bir ülke olarak düşünmeyin. O bölgede güçlü hakimiyeti olan da bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye ile el sıkışmış olması, şimdi ekranlarınızda da görüyoruz, hakikaten hem siyasal hem stratejik hem de ekonomik boyut anlamında önemli bir adım olmuştur.
Umudum şudur ki devamı gelsin. Çünkü bunlara da müdahale etmek isteyen mutlaka ve mutlaka emperyal başkentler olacaktır diye düşünüyorum.